son günü olsaydı okula gelmezdim. Kesinlikle gelmezdim. Ayrıca bugün hayatımın son günü olsaydı içimden geleni böyle öğretmenlere gidip siz Allah'ınız yok mu lan? Bunlar nasıl ödevler derdim. İnsanlara gider ne biçim insansın derdim. Sonra da gider bir güzel kilo derdi olmadan her istediğimi yerdim. Bunların hepsini yapardım gerçekten. Sevdiğim insanlara onları ne kadar çok sevdiğimi göstermek isterdim. Pişmanlıklarımı geride bırakıp her insana, karşılaştığım her insanı mutlu etmek isterdim. Cebimdeki bütün parayı patavatsızca sağa sola harcayıp hayattan zevk aldığım en çok şeyleri yapmak isterdim. Ve son 1-2 dakikada sevdiklerime sarılıp onlara 1-2 buse koydurup çeker giderdim herhalde ondan sonra. Yani hayat kısa sonuçta. Yarın öbür gün de ilk günümüz olabilir yani öleceğimiz. Hayatımın son günü olsaydı o son günümü sevdiğim insanlarla beraber geçirmek isterdim. Ne bileyim, söylenecek şeyler varsa onları söylerdim. O gün içinde yapılabilecek ne varsa, hani yapılması gereken o kısa süre içerisinde onları yapardım. Son bir illüstrasyon yapar, yarım saat kalana kadar uyur, ardından son bir vapur yerdim muhtemelen. Bugün hayatımın son günü olsaydı gider gezer, dolaşır, yapmak istediğim her şeyi yapardım. Ondan sonra da camiye gidip namaz kılar, Allah'a doğru yaklaşırdım herhalde. Bugün hayatımın son günü olsa herhalde insanlara söyleyemediğim içimdeki her şeyi söylerdim. Ya kesinlikle burada olmak istemezdim çünkü ödevler, sınavlar bir yandan. Ya bayağı zorlanıyoruz. Hani direkt buradan kaçar, paraşüt atlamaya falan giderdim ya da bungee jumping yaparım. Hayatımı riske atacak bir şey yaparım çünkü zaten hayatımın son günü olur. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani kesinlikle burada olmak istemezdim. Herhalde geri kalan tüm paramı da başka bir şey yapmak için kullanırdım. Hayatımın son günü olsaydı herhalde ilk vasıtayı atlayıp İstanbul ailemin yanına giderdim. Gittikten sonra herhalde yapacağım şey eğer günün sonunda nasıl öleceğimi biliyorsam intihar etmek olurdu. Ama intihar etmeden önce kendime güzel bir mezar yeri bakardım. Herhalde bütün günümü böyle geçirirdim mezar yeri bakarak. Ben son günüm olsa Bilkent'teki en güzel kızı bulup bütün günümü onunla geçirirdim. Ben de atomlarını ayırırdım onu. Hayatımın son gününde 12 saatlik o uçak yolculuğunu çeker Miami'ye giderdim. Son 1-2 saat orada takılırdım. Öyle yani son saatlerimi denizin içine, okyanusun içine girerek geçirirdim herhalde. Vallahi bir Adana kebap söyler. Bir 70'lik rafa açardım. Uçak bileti alırdım. Amsterdam'a giderdim. Skydiving yapardım. Hayatımın son günü olunca para gelmiyor biliyorsun. Gider spor salonunda ağırlık çalışırdım. Sonra gider biraz çarpışırdım. Günüm de böyle biterdi herhalde ya. Tek başıma otururdum yani. Sen ne yapardın? Vallahi herhalde yapamadığım şeyleri yapardım da. O anki duyguyla hangileri gelirdi aklıma bilmiyorum ama kötü olurdu ya, hoş bir şey olmazdı. Yani üzülürdük. Evet. Dua ederdim bir de. Muhtemelen yapmadığım şeyleri yapardım. Öyle yani. Hayatımın son günü olsa yine uyurdum herhalde. Hayatımın son günü olsa tabii ki de burada olmazdım, deli gibi gezerdim yani. Bugün hayatımın son günü olsa bütün günümü bugün ne yapmak istediğimi düşünerek geçirirdim. Hayatımın son günü olsa tabii ki de İspanya'ya giderdim. Eğer bugün hayatımın son günü olsa yine bugün yaptığımdan hiçbir şey farklı yapmazdım. Çünkü ben hayatımın her gününü son günü gibi yaşarım. Bilmiyorum ya, üzülürdüm ben bayağı. Yani hiç öleceğimi düşünemedim. Ölüm tehlikesi olan bir şey yapardım herhalde. Ne yapardın? Ne olabilir? Tam böyle saniyesi gelmeden önce uçurumdan falan atlardım. Bugün hayatının son günü olsaydı bugün peki ne yapardın? Ya bu biraz inanç meselesi, herkes farklı bir şey söylüyor ama benim son günüm olsaydı ve son saatlerim olsaydı herhalde tövbe etmeyi düşünürdüm. Günahlarımdan arınmayı düşünürdüm ve diğer tarafa hazırlanmayı düşünürdüm. Peki günahların neler? Günahları ne? Bu biraz abes bir soru oldu ama çok büyük olmasa bile her insanın, biliyorsunuz peygamberler hariç herkes günahkardır. Tabii ki çok haklısın. Tövbe etmesi lazım yani. Tabii ki. Şimdi bugün hayatımızın son günü olsa sen ne yapıyorsun? Banka soyardım. Ben Porsche çalıyorum. Ben uçak çalacağım galiba. Ne yapacaksın uçakla? Çok hırsızız. Bir dakika, o bizi Las Vegas'a götürüyor. Vegas'a, tamam, Vegas'a gider. Yasemin, bugün hayatın son günü olsa ne yapardın? Kuzey ışıklarını görmek için kuzeye giderdim. Orada uzak olmaz mı ya? Olsun. Son günüm değil mi? Benim hayatımın son günü olsa, şu an öğrenciyiz zaten. Evlenmeyi de düşünüyorum ciddi ciddi. Bir düğün yapardım mı diyorsun? Evlenirdim ve sallama çay içmeden bir son gün geçirmek isterdim. Bulaşık yıkama. Hayatımın son günü olsaydı nefret ettiğim herkese küfrederdim.
Sonucunu düşünmeden içimden geçen her şeyi yapardım galiba. F veren hocalardan hesap sorardım. Bugün hayatımın son günü olsa yemek yiyerek geçirirdim. Bugün hayatımın son günü olsaydı, daha önce bu konuyu çok sevdiğim bir arkadaşıma İlay'la konuşmuştuk. Demiştik ki hayatımızın son günü olsa bütün paramızla güzel bir yemek yerdik demiştik. Eğer hani vaktimiz varsa İstanbul'a giderdik. Böyle güzel bütün paramızı harcayacak bir şekilde nefis bir akıbalık yaparız diye konuşmuştuk. Bence gayet de güzel olurdu. Günümün ilk çeyreğine İstanbul'da yaşayarak, ikinci çeyreğine Mekke'ye yolculuk ederek, üçüncü çeyreğini Kudüs, dördüncü çeyreğinde de Erzurum'da bitirerek geçirmek istiyorum. İllegal olan her şeyi yapardım bir kere. Ben hayatımın son günü bugün olsaydı bütün günü içerek geçirdim. Böyle. Hiç olmazsa öleceksek kafamız güzel ölelim derdim. Yani içki dükkanı soyardım, reali patlatırdım falan, okulu yakardım büyük ihtimalle çektirdiklerinden dolayı. Son günüm olsaydı ben de arkadaşlarımı toplar içerdim, her zaman yaptığımız bir şeyi yapardım. En azından yine kafamız güzel, monoton, mutlu, monoton, aynı şekilde ölelim diye. Bugün son günümüz olsaydı... Golden shot! Bugün hayatımın son günü olsa Rusya'ya kaçardım. Bugün son günüm olsa araba çalardım. C70. Bütün gün onunla gezerdim. Sonra da denemediğim bütün ilişkileri deneyip sarhoş olurdum. Yapmak isteyip yapamadıklarımın hepsini yapardım. Bütün paramı harcardım. Ve sonuna kadar içerdim herhalde. Vallahi yaşamımın son günü olsa şirket satar, parayı yerdim. Buradan basar Ibiza'ya giderdim. Ali sen? Ben hiç öyle ailemle falan geçirmezdim. 20 senedir ailemleyim zaten. Herhalde son pişmanlıklarımı böyle rafa kaldırırdım. Ablanı döverdim. Olabilir yani. Tamam. Evet gençler. Evet. Soruyu biliyorsun. Hayır, soruyu senin sorman lazım. Niye ben soruyorum ki? Sinan sorsun. İşte tüm videoları çeken insan. Soru neydi? Şeydi. Eğer bugün hayatının son günü olsaydı kalan zamanı nasıl geçirirdin? Ne yapardık arkadaşlar? Yani cevap belli. Steroid vururduk. Steroid vururduk yani deli gibi. Steroid vururduk. Üstüne de bir sigara yakardık. Ha, sonra da otururduk herhalde. Ne bileyim, değişik yani, şeyler yapardık yani. Ben oturmazdım ama söylemek istemiyorum yani. Ya aynen, hiçbirimiz oturmazdık yüksek ihtimalle. Gezerdik gitmediğimiz, hiç gitmediğimiz yerlere giderdik. Değişik şeyler yapardık. Görmediğimiz yerleri görürdük falan yani. Ha yani. Yurt dışına giderdik. Ama önce steroid. Ama önce steroid vurduk. Önce 2 saat değil, bütün gün. Steroid vurunca daha hızlı gidiyorsun. Yani tabii canım. Koşa koşa gidiyorsun. Koşarak giderdik. Hapse falan girerdim mesela, bir ortam nasıl bakardık yani. Steroid kesin ama. Ama spas kesinlikle, hapse girsek ilk giden adam olurdu yani. Kesinlikle.